Bakayım ben sizin makineye ne yapmışım. Giovanni amcanın sana bir sürprizi var. Gerçi ben kendi ayağıma sıkmış oldum. Benim makineye çalıştırmak için bunlara ihtiyacım var. Neyse. Ya bu nasıl bir şans Salih ha? Bu nasıl bir şans ya? Şimdi sinirden kafam böyle duvarlara vurasım geliyor ya. Aman ha. Bu kafaya ihtiyacımız var. Hem sakin ol. Her şey çözülür. Biri geliyor. Ne işin var burada? Baba affet. Tehlike var deyince tutamadım kendimi geldim. Başınıza bir hal geldi diye çok korktum. Geldi zaten. Makine bozuldu. Veciği bozuldu. Bak bozuldu, veciği bozuldu. Taş da kuş olup uçtu. Bir süre daha buradasın yani. Yani İskender gitmiyor. Bu çok iyi. İyi mi değil mi bilmiyorum. Üzülme İskender. Bence gitme işinizin bir sebebi var. Buradaki görevin henüz bitmedi. Evet. Daha önümüzde biri büyük, biri küçük iki tane karşılaşma var. Bu yolu birlikte yürüdük. Hedefe de birlikte varmamız gerekiyor. Arkadaşlarının hakkı var. Bundan sonra siz sadece karşılaşmaya odaklanın. Buradaki işleri fikriyle kimse hallederiz. Yani herkes bu vakitte görevi neyse hakkıyla onu yapmaya çalışacak. Anlaşıldı mı? Afiyet olsun. Refika Hanım, sevdiğiniz dizinin en heyecanlı yerinde reklam girmiş gibi görünüyorsunuz. Saniye. İstersen geç koltuğuma otur. Sana hesap vermem için senin bu koltukta oturman lazım çünkü. Sevgili kontesim. Okulumuzun en güzel kadını. İnanamıyorum hala güzel. Beni emretmişsiniz. Ne isterseniz yaparım buyurun. Saniye. Çıkarken dikkat et de düşme. Cihangir Bey sağ olsun. Her yer vıcık vıcık yağ içinde. Parut gibi. Çekeceğiniz var ya. Cihangir Bey. Sizi karşılaşmalarda görene madalya takıyorlar. Haberiniz olsun. Kendinizi kapının önünde bulmanıza az kaldı. Daha gitmem vakit var. Kovulursam ne yaparım? İskender'le yancılarını gözden kaybederim. Olmaz. Doğru. Suçluyum ben. Hasta, yaşlı adamın yanında oldum ya. Suçum bu. Asıl beni okulun orta yerine de ibreti aleme dersi olayım. Hatalıyım. Anneniz mi? Neyi var? Hiçbir şey yok ki kadının. Bir tek ben varım. O hasta ve yaşlı bir kadın. Tabii siz nasıl anlayacaksınız ki? Siz gençsiniz. Güzelsiniz. Atletik bir yapınız da var. Bakıyorum hep neye benziyor bu kadın diye. Çitaya benziyorsunuz çitaya. Anlamamız normal. Yok canım. Daha neler? Öyle. Ama size bir şey söyleyeyim mi? 40-50 yıl sonra siz de yaşlanacaksınız. Buralarınızda kaz ayakları çıktığı zaman oğlum yanımda olsun dersiniz o zaman. Oscar Go to Cihangir Hoca. Go değildir o, Ghost'tur. Go olsa sen buralarda duramazsın.
Vallahi tebrik ederim hocam ya. Gerçekten oyunculuk performansınız çok iyi. Ben bile böylesini sergileyemezdim. Saygısız. Hoca o hoca. Ayrıca sen neden hala buradasın? Çık dışarı. Saniye ghost out hocam. Hocam böyleyken böyle yani. Ama size yemin ederim bundan sonra hep çocukların yanında olacağım. Ekstra ilgileneceğim. Zaten son yarışma kesinlikle biz kazanacağız. Onu söyleyeyim. Yani size şövalye söz veriyorum. Bakın. Ama bakın bu son şansınız. Tamam. Ama benim size ufak bir isteğim olacak. Hı.